şahsım ve grubum adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Elbette ki bütçe ve elbette ki bir bütçenin adil olması, elbette ki bir bütçenin halkçı olması ve elbette ki bir bütçenin emekçinin alın terinin değerini bilmesi, değeri üzerinden inşa edilmesi parlamento dediğimiz çatı altında her birimizin en öncelikli hedeflerinden çabalarından bir tanesi olmalıdır. Lakin Sayın Başkan değerli milletvekilleri bir bütçenin savaş bütçesi olduğu veya bir bütçenin adilane bir barış bütçesi olduğu her şeyden önce onu oluşturan siyasal saik ve onu oluşmuş olduğu siyasal iklimden de ayrık ele anlamaz. Darbenin tam da merkezinde ve darbenin tüm etkisinin, toplumun ilikleri ne kadar hissedildiği bir ortam içerisinde bir barış bütçesini inşa etmek ne mümkündür? Bugün bu parlamento çatısı altında, bu sırada HDP grubunun bulunduğu sırada HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yoksa. Tigen Yükseklah yoksa, İdris Balukan yoksa, Çağlar Demirel yoksa, Besime Konca ve diğer bütün milletvekillerimiz yoksa bu parlamentoya darbe yapılmış demektir. Milletin iradesine darbe yapılmış demektir. Milletin hür iradesi ötekileştirilmiş demektir. Eğer CHP sıralarında Eniş Berberoğlu yoksa milletin iradesine darbe yapılmış demektir darbenin olduğu bir ortam içerisinde ve darbenin hüküm sürmüş olduğu bir ortam içerisinde ne demokrasiyi inşa etmek ne de adilane bir bütçe oluşturmak ve gelir dağılımı arasında bir adaleti oluşturmak mümkün değildir, mümkün olmamıştır ve mümkün de olmayacaktır. Bu itibarla da ben öncelikle bir kez daha 4 Kasım darbesini kınıyorum. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, gazeteciler, yazarlar, aydınlar, mağdur olan her kim varsa bütün onlar özgürlüğüne kavuşmadığı müddetçe bu ülke aydınlık bir yola girmenin kapısını aramış olamayacaktır. Bu bütçe tartışmasından önce ve ivedilikle bizim yapmamız gereken, başarmamız gereken herkesin farklı ama herkesin eşit olduğu ilkesi üzerinden buluşabilmektir. Bu cumhuriyeti kuranlar omuz omuza, kol kola mücadele edenler, Çanakkale'de toprağın altına girenler, onların torunlarıdır bu meclisi oluşturanlar. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi vesaire, Pomak'ı, Süryanisi, Ermenisi. Peki, 70 yıldır, 80 yıldır o kol kola yitirdiklerimizin anısına ihanet edilmiyor mu? 70 yıl boyunca kesintisi bir şekilde onlara ihanet edilmiyor mu? Bu coğrafyada en az 25 milyon Kürt yaşıyor. Bakalım bu bütçe kalemini. Sayın Bakan, Kürtçe'ye, Kürtçe'nin geliştirilmesine, Ermenice'ye, Süryanice'nin geliştirilmesine, Pomakça'ya, Lazca'ya, Lazca'nın geliştirilmesine, yani bu toplumu oluşturan diğer etnik kimliklerin, kültürel kimliklerin ve çeşitliklerin geliştirilmesine, korunmasına ve geleceğe aktarılmasına ayrılan kaynak nedir? Ne kadar kaynak ayrılmıştır? Çok açık ve ne söylüyorum? ne kadar kaynak arılmıştır. Eğer sevinçte ve tasada bu ülke nüfusunun tamamının ortak olmasını istiyorsak haklarda eşit olmamız lazım. Eşitçe, özgürce, kavgasız, nisasız, ölümsüz bir gelecek inşa et etmek istiyorsak önce adaleti tesis etmemiz lazım. Asimilasyon 70 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca milim şaşmadan devam ediyor. Bakın bir Kürtçe televizyon kanalı var. Daha ne istiyorsunuz derseniz bu asimilasyonun daniskasıdır. Ana okulundan üniversitenin son sınıfına kadar. Türkçe bu ülkenin ne kadar bir gerçekliği realitesi ise Kürtçe aynı şekilde bu ülkenin realitesi olduğunda eşit kaynak ayrıldığında Türkçenin yanı sıra Kürtçe ile Türkçenin yanı sıra yurttaşın olduğu Arapçayla ile, Ermenice ile Asili Sünnenice ile eğitim yapıldığında asimilasyon ortadan kalkmış demektir. Bakın öyle bir zaman diliminin içerisinden geçiyoruz ki Palmira'nın bombalanması nasıl bir zihniyetse ve nasıl bir kültüre insanların ortak değerine saldırı ise Hasan Keyf'in 60 yıl ya ekonomik ömrü 60 yıl olacak bir baraja kurban edilmesi ve bomalanması da aynı zihniyetin eseridir. Adem'in coğrafyası çok açık ve ne söylüyorum Adem'in coğrafyası. ruh. Rahman coğrafyası. Ne öğretir bilir misiniz? Ya Halil öğretir, ya İbrahim öğretir. Ya İbrahim Halil öğretir, ya da Halil İbrahim öğretir. Ama netice itibariyle Nemrud'a karşı direnenleri öğretir. İşte bizim duruşumuz da tam da budur. Kimden gelirse gelsin Nemrudiliğe karşı çıkmak. İtiraz etmek. Gücümüz belki bir karıncanın su taşıması gücüdür ama karşı çıkıyoruz. Su döküyoruz bu ateşe ve bugün bu ateşi korlayanlar, bu ateşe yelpaze dökenler hiç şüpheniz olmasınlar. Hitler de kütüphaneleri yak yakmıştı. Onlar tarih kitaplarında nasıl bir çirkin suratsa... Bu anlayışta tarih kitaplarında çirkin bir surat olmaya adaydır. Değerli milletvekilleri. Sadece bununla da sınır değil. Bakın her defasında bugün dahi bugün dahi siyasal iktidar ve hükümet ve hükümet yetkilileri her fırsatta milletin iradesi der. Seni seçen millet ne kadar saygınsa, Kürdü seçen millet de o kadar saygındır. Sana oy veren millet bu coğrafyanın ne kadar sahibi ise Kürde oy veren ve Kürdü seçip kendi belediye başkanını yapan millet de bu coğrafyanın o oranda sahibidir. Gülten Kışanağı şahsında bütün belediye başkanlarını bir kez daha burada saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Onu cezaevine koyan bir zihniyet, Milletin iradesine zerre kadar saygı duyan bir zihniyet olamaz. İstediğiniz bir şeyi oluşturun Sayın Bakan. istediğiniz bir şeyi oluşturun. Eğer savaş varsa o gedikler aha böyle olur. A. Gedikler böyle olur. O gedikleri kapatamazsınız. O delikleri kapatamazsınız. Yapılması gereken tek şey var. Bir an önce asimilasyondan vazgeçmek. Kültürel soykırım politikalarından vazgeçmek, çatışma politikalarından vazgeçmek, kendinden olmayanı ötekileştiren, kendinden olmayanı zindana koyan anlayıştan vazgeçmek. İki gün boyunca Manisa elimizdeydi. Bir kez daha Manisa'da bulunan HDP'ye gönül vermiş, demokrasiye gönül vermiş barışa gönül vermiş, kardeşliğe gönül vermiş tüm insanlarımızı buradan selamlıyorum. Sayın Başkan, siz de hukukçusunuz. İki yıl boyunca, ha iki yıl boyunca tek bir suçu legal demokratik siyasetin il başkanı olduğu için tutuklanan veya yöneticisi olduğu için tutuklanan veya sandık müşahidi olduğu için tutuklanan ve iki yıl boyunca mahkeme huzuruna çıkarılmayan insanlarla karşılaştım ben. Gerçeğini biliyor musunuz? Manisa'da HDP milletvekili çıkarma aşamasına gelmiş. Ne yapıp edip bunun önünü kesmemiz lazım? Ne yapıp edip HDP'yi terör etmemiz lazım? HDP'yi kriminalize etmemiz lazım. Ve idana Meden ne var biliyor musunuz? Bir düğüne gitmişler, geline çeyrek altın takmışlar. İdana Meden ne var biliyor musunuz? Birbiriyle telefonda konuşmuşlar. Buluşalım, çay içelim, kahve içelim. Çay içmek ve kahve içmek bir kriminalize, bir örgüsel deyim haline dönüştürülmüş. İdaneme tamı tamına bir hukuk metni değil, Buyurun Sayın de Baydemir. iki dakika lütfen yeni bir sataşmaya neden olmayalım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben Sayın Grup Başkan Vekiline teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu ülkede bir tane darbe değil, birden fazla darbe yaşandı. Elbette ki bunlardan bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimi, darbe kalkışmasıdır. Ama bu 15 Temmuz darbe girişimi ve darbe kalkışmasını da bir fırsata dönüştürüp esas bu ülkeye darbeyi gerçekleştiren mevcut hükümetin ta kendisidir. Ve bunlardan bir tanesi de 4 Kasım darbesidir. Siz kabul etmezsiniz. Siz elbette ki kabul etmezsiniz. Bu sizin düşüncenizdir. Bu da benim düşüncemdir ve biz düşüncelerimizi millete söyleriz. Millet hangisini tercih ederse o milletin bileceği iştir. İşte burada eğer millete milletin seçtiğine senin gibi düşünmediği için, sana boyun eğmediği için, krala kral sen çıplaksın dediği için bir lideri alıp cezaevine koyuyorsan bunun adı darbedir. Ötesi bunun adı diktatörlüktür. Dünyanın hangi hangi coğrafyasında bir siyasi partinin lideri fikrinden dolayı seni başkan yaptırmayacağız dediği için Selahattin Demirtaş şu anda cezaevinde. Selahattin Demirtaş bunun için cezaevinde. Figen Yüksekdağ bunun için cezaevinde. Gülten Kışanak, Nurhayat Altun, tüm seçilmişler, tüm seçimleşçileri bunun için cezaevinde. Bakın Sayın Hatip, bin ben bugün buradayım, yarın burada değilim. Bugün siz buradasınız, yarın burada olmayabilirsiniz. Ama bizim bir rolümüz var, bir misyonumuz var. Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir, bir temsilci olarak benim şöyle bir rolüm var. Kendime şöyle bir rol biçiyorum. Bu Sayın çatı Bay demir. Bu çatı Türk'ün ve Kürdün ortak çatısı olsun. Bu çatı herkesin ortak çatısı olsun. Sayın bir eğer siz Kürtleri dışlarsanız, eğer siz Kürtleri yok sayarsanız, eğer siz Kürtleri Sayın Baydemir teşekkür ederim. Sayın Baydemir. Sayın Baydemir. Sayın Baydemir Bay Kürdistan neresi? Sayın Baydemir bir soru soruyorum size lütfen cevaplar mısınız? Neresi Kürdistan? Sayın Baydemir'le konuşuyorum lütfen. Ben de vekiliyim Efendim? Yerinize lütfen. Aha şurası görelim. Sayın Başkan. Aha şurası. Ha şurası, Kürdistan şurası. Siz burada Kürdistan'ın vekili değilsiniz.